Gündemi alt üst eden yazı. Beştepe sallandı. Erdoğan'ın uykuları kaçtı. Kaba tabirle. Ne mal varlığıymış arkadaş. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler. Ama nasıl bir zenginlikse artık bütün dünyanın çenesine kara sular biriktirdi. Neyse azdan az. Çoktan çok gidermiş. Erdoğan ailesinden ne kadar gidecek göreceğiz. Beraberinde bütün ülkeyi de götürmese bari. Oysa daha önce, bunun dile getirilmesi bile Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatını iptal ettirmemiş miydi? Ta 5 yıl öncesinden bir bilgi aktarayım mesela. Bunu birkaç yerde paylaştım ama tekrar olsun. Ankara'da bilmeyen yok zaten. ABD'nin Eski Ankara Büyükelçisi Rick Sirdan, 2014 Haziran ayında Türkiye'den ayrılmadan önce ziyaret ettiği bazı yerlerde Erdoğan'ın kayıt dışı mal varlığını tespit ettik. Gemilerde, uluslararası sularda yüzdürdüğü paralar dahil, tespitlerimize göre, 200 milyar doları var, demişti. Biliyorlardı, takip ediyorlardı. Onların bildiğini, Erdoğan da biliyordu. Türkiye'nin dış ilişkileri, zaten epeydir Erdoğan ailesinin, bu mal varlığı üzerinden dönüyordu. Herkes alacağını alıyor, gerisine karışmıyordu. Azdan az, çoktan çok. Bu noktada size birkaç hatırlatma, biraz zihin tazelemesi. Tarih 30 Aralık 2004. AKP içerisinden bakanlar, üst düzey isimler ve partiye yakın iş adamlarından, çarpıcı itiraflar dinleyen dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Erik Edelman, Washington'a bir kripto geçiyordu. Kripto da şöyle yazıyordu. Görüştüğümüz iki önemli partili, başbakanımızın İsviçre bankalarında, 8 ayrı gizli hesabı var, dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı bilgi havuzuna düşen, ve daha sonra Wikileaks belgeleri arasında çıkacak bu kriptoda şöyle yazıyordu. Erdoğan'ın zenginliğinin kaynağı olarak oğlunun düğününde takılan takıları göstermesi, bir Türk iş adamının çocuklarının okul masraflarını sadece yardım amacıyla karşıladığı yönündeki beyanatları. Bu noktada anlamsız kalıyor. Taraf gazetesi bu belgeyi 30 Kasım 2010 tarihinde Erdoğan'ın İsviçre'de 8 gizli hesabı var başlığı ile manşet yaptı. Aynı gün sözcü de, İsviçre bankalarında 8 gizli hesabı var, sürmanşeti ile çıktı. Erdoğan, tarafa, alçaksınız, diye yüklendi. Ama hiçbir zaman, Edelman'a ya da, ABD'ye aynı sözü söyleyemedi. Benim İsviçre bankalarında, bir Allah kuruşu param yok ki, bunu ispat edeyim, diye cevap veriyordu muhalefete. Zaten Amerikan elçiliğine gidip, bilgi veren üst düzey AKP'liler de, eminim para birimini kuruş olarak söylememiştir. Hele hele Allah kuruşu diye hiç söylememiştir. O zamanın aydınlıkı, 2011 yılında sürmanşetten, Tayyip'in gizli hesap bilgilerini CIA'ya arınç verdi. İddiasını ortaya attı. Bu iddia, o da TV davasında tutukluyken hayatını kaybeden, MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun, Aydınlık gazetesine gönderdiği el yazısı notlara dayandırılmıştı. Buna göre Erdoğan'ın 8 ayrı hesapta yaklaşık 800 milyon doları vardı. Alman istihbarat teşkilatı BND de bir İsviçreli banka yöneticisine 30 milyon euro vererek bütün bu hesapların belgelerini satın almış ve Erdoğan'a karşı kullanmaya başlamıştı. Bu belgelerin CIA'nin elinde de olduğunu öne süren Kozinoğlu, Amerikan gizli servisine bilgileri sağlayanın ise Bülent Arınç olduğunu iddia ediyordu. Ağustos 2014'te Alman istihbaratının 5 yıldır Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktığında AKP hükümetinden tık bile çıkmayacaktı. Daha yeni Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Erdoğan da ölü taklidi yapıyordu. Ne diyebilirdi ki Almanlara? Bütün hesaplar ellerindeydi. Azdan az, çoktan çok giderdi. Aslında gazeteci Hayrullah Mahmut Edelman'ın kripto mesajını Wikileaks'ten de Taraf ve sözcüden de önce patlatmıştı. Daha sonra Ergenekon davası sanığı olacak Hayrullah Mahmud. 30 Ocak 2006 tarihinde bazı adreslere e-posta atmıştı. Ergenekon duruşmalarının birinde, mahkeme huzurunda da okunacak bu e-postada şunlar yazıyordu, 2005 yılının ilk çeyreğinde. ABD Büyükelçisi Erik Edelman. Tayyip Erdoğan ile görüşür. Edelman. Erdoğan'ın önüne, İsviçre'deki sır hesabıyla ilgili dosyayı atar. Ve İncirlik Üssü, Kıbrıs, Kuzey Irak, Afganistan ve Kürt sorunu konularında, ABD'nin isteklerini yapması karşılığında, dosyayı gizli tutacaklarını söyler. Azdan az, çoktan çok yani. Gizli belgeler, bir tek Amerikan ve Alman gizli servislerinin mi elindeydi? Peki ya Mösyö, yine Ergenekon davasına konu olan, Açık İstihbarat isimli sitede, 8 Ocak 2010 tarihinde Meyal Uygur imzasıyla çıkan, çok zenginleştiniz Mösyö, başlıklı yazı bize ipucu verebilir. İddiaya göre bu sözü, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozay, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a hitaben söylemişti. Türkiye dışişleri kaynaklarına dayandırılan yazıda, şöyle deniyordu, bugünlerde Ankara kulislerinde, önemli siyasetçilerin ağzında yoğun bir dedikodu dolaşıyor. Onlar da, çok güvendikleri diplomatlardan duymuşlar. İddiaya göre, görüşmelerin birinde Sarkozay, Erdoğan'a şöyle demiş. Kendi aramızda konuşuyoruz da, bakıyoruz son dönemde tüm liderler arasında. iki kişi çok zenginleşti. Biri Berlusconi, diğeri de siz Mösyö Erdoğan. Bunu nasıl başardınız? Gerçekten çok merak ediyoruz. Aslında bu bir imaydı. Sarkozay gerçeği biliyor ve Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak için istihza ediyordu. Nereden mi biliyordu? Belki kendisi de, bu işlerde iyi olduğu için olabilir. Daha sonra yolsuzluktan yargılandı. Ama asıl kaynağı şurada arayabiliriz, İngiliz Bankası HSBC. 11 Mart 2006 tarihinde yaptığı bir resmi açıklamada, eski bir çalışanımızın gerçekleştirdiği bilgi hırsızlığı nedeniyle, İsviçre'deki bankamızdan 15 bin müşterimizin hesap bilgileri çalınmıştır denilmişti. İddialara göre Almanların yanı sıra, Fransız istihbaratı da bu belgelere milyon eurolar ödemişti. Hatta o belgeler arasında, Fransa'nın Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac'ın da gizli hesapları çıkınca, bakan istifa etmek zorunda kalmıştı. Bir yazıda Erdoğan bir konsorsiyum demiştim. Hem bu kadar açığı olup, hem de halkı bu kadar etkileyebilme manyetizmasına sahip bir lider. Hesap sahipleri için aranıp da bulunamayacak bir liderdir. Buna Türkiye içerisindeki derin çevreler de dahil. Dikkat ederseniz bir zamanlar Erdoğan'ın yolsuzluklarını, yurt dışı hesaplarını, kayıt dışı paralarını en fazla gündeme getiren çevreler kalemler birkaç istisnası haricinde. Bugün Erdoğan'ın en fazla yanında olanlar. Herkes bu konsorsiyumdan kendi payına düşeni alıyor. Azdan az, çoktan çok 2004 yılında bir ara dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ında İsviçre bankalarında gizli hesabı olduğu iddiası ortaya atılmıştı. O zaman Baykal bu bir namus meselesidir deyip Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış ve iddiaların İsviçre'den sorulmasını talep etmişti. Mahkeme Adalet Bakanlığı aracılığıyla İsviçre'ye bu iddiaları sormuştu. 7 Haziran 2005 tarihli İsviçre hükümetine ait resmi cevapta adı geçen bankada Deniz Baykal ve Aslı Baykal adına açılmış herhangi bir hesaba rastlanmamıştır deniyordu. Tayyip Erdoğan'la ilgili İsviçre iddiaları ortaya atıldığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işte bu Baykal detayını hatırlatarak Sayın Baykal namuslu her siyasetçinin yaptığı gibi başvurusunu yaptı. İsviçre bankalarında benim hesabım var mı? Yok mu araştırılsın, dedi. Resmi yazıyı aldık. İsviçre bankalarında hiç hesabı yok. Erdoğan dava açmadı. Başvuru yapmadı. Sen önce kendi hesabını ver, diye seslendi. İki hafta boyunca bu çağrıya cevap vermeyen Erdoğan, tam 15 gün sonra Siirt mitinginde. Sende zerre kadar karakter. Şeref varsa, senin cibiliyetin düzgünse. Bu hesaplar hangi bankadaysa bul çıkart, ben de bu hesaplarda çıkan parayı, varsa sana vereceğim, diye çağrıda bulundu. Ama bu kadar karakterli, şerefli, düzgün cibiliyetli bir insan olarak, hiçbir zaman Baykal'ın yaptığını da yapmadı. Erdoğan aynı üslupla, yabancı elçiliklere veya gizli servislere de meydan okuyamadı. Çıkarın hesaplarımı, hepsini size vereceğim, diyemedi. Bugünlerde ABD'de ikide bir karşısına çıkarılan, mal varlığı, tehdidine karşılık, ne münasebet, ne malım varmış ki benim, ne varlığım olacakmış, hesabını veremeyeceğim tek bir kuruşum yoktur. Araştırsınlar, gayrimeşru tek bir kuruşumu bulsunlar. Onu da kendilerine bağışlayacağım, diyebiliyor mu? Diyemiyor, çünkü biliyor, cümle alem biliyor, herkes alacağını alıyor, olan millet oluyor, raf ömrü dolana kadar.